Ben yaptığım işle ilgili biraz daha yoruldum. Bir de yavaş yavaş o işi durdurma hesapları yaptım. Benim daha çok ağır bir iş o iş. O yüzden dedim daha böyle kontrol edip takip edebileceğim daha hafif bir iş yapayım dedim. Bir de etrafta ben sürekli esnafla çalıştığımdan hep alışılagelmiş konseptleri kullanıyorlardı. Biraz daha zor, daha işçilikli, daha böyle kaliteli bir dükkan yapma hedefi koydum. Ondan o yüzden dedim zor da olsa bu ev yapımı yemekleri tanıtalım. Hem Akdeniz hem Ege yemeklerini burada daha yaygın bir hale getirmek, insanlara tanıtmak için böyle bir karar verdim. Çok da zevkli bir iş. Hoşuma giderek yapıyorum. Çok da zevkle yapıyorum. Bir de geldiğim yöreye de ait konseptler bunlar. O yüzden böyle bir şeye karar verdim. Nereye varacağını göreceğiz. Umarım güzel şeyler olacak. Evet, daha geldiğim Danimarka'ya geldiğim yıllarda ilk birkaç yıl sonra böyle bir konsept denedim. Orada şarküteri meze dükkanı şeklinde karışık bir konsept yapmıştım. Hem manav, hem çiçek, hem mezeci, hem de delikates dükkanı. Orada da çok güzel bir sükse yapmıştım Österbro'da. Onun da deneyimiyle ve güvencesiyle bunu tutacağına kanaat getirdim. Ondan böyle bir konsepti burada tekrar denemeyi düşündüm. Ve bir ay olmasına rağmen çok güzel tepkiler alıyoruz, pozitif tepkiler alıyoruz. Umarım daha da iyileşecek. Bizim buradaki yaptığımız yemeklerin hepsi bir kere el yapımı. Burada iki tane bayan arkadaş çalışıyor. Bu arkadaşlar ev hanımları ikisi de. Evlerinde yaptıkları yemek tatlarını buraya yansıtıyorlar. Burada yemek yiyen insanlar sanki kendi evlerinde yiyormuş gibi zevkle yiyorlar. Sıcak, taze, hiçbir şekilde satın alıp da satılan bir mamul yok burada. Tamamı elden geçiyor ve mutfakta yapılıyor. Ondan sonra biz kritiklere de çok açık bir firmayız. O yüzden müşterilerimizin kritiklerini de alıyoruz. Şimdilik iyi gidiyor. Daha da iyi gideceğine inanıyorum. Mesela burada Ege yöresinin Yunanların da ortak tadı olan piyaz, Yunan salataları, ezmeler, işte cacık, ondan sonra patlıcan ezmeleri, köfte, şiş, dönerin farklı versiyonları burada bulmak mümkün. Zannetmiyorum başka bir yerde böyle bir konsepti bir arada insanlar biraz zor bulurlar. Biraz da iddiamız orada. Evet, bunlar çok iyi bir laborantörümüz var bizim. Burada teslimatçımız var. Bunlar yaşlanmamış kuzuların boynundan çıkarılan etlerle yapılan çöp şişler. Çok lezzetli, yağ oranları çok iyi. Tamamen Türkiye'deki tatları bunun üzerinde yakaladık. Köftede de aynı şekilde iddialıyız. Köfteyi de tam ızgara köftesi şeklinde yapıyoruz. Diğer yan ürünler, bunun yanındaki ürünler de yine yöresel tatlara bağlı, yöresel obsküflere bağlı. Dediğim gibi buradaki ev hanımları bu işleri yaptıkları için çok daha güzel oluyor tatları. Dediğim gibi kritikler de gayet güzel şimdilik. Evet, şimdilik biz servisi biraz sıcak bir kontak sağlayıp müşteriyle karşı karşıya gelmenin hesabındayız ama bir anlaşma yaptık dağıtım firmasıyla. Önümüzdeki aydan itibaren evlere servise de başlayacağız. Yani burası çok rahat bir dükkan. Rahat rahat gelsinler. İstedikleri her şeyi ücretsiz bir şekilde tadabilirler. Kritik yapabilirler. Deneme yapabilirler. Satın almak zorunda değiller. Aslında bizim menümüzdeki belli kalıptaki menüleri de istedikleri gibi karıştırma imkanı veriyoruz. Yani burada belli bir menüye bağlı, bir numaraya bağlı değiller. Arzu ettikleri her şeyi istedikleri gibi alabilirler buradan. İyi niyetlerle başladığımız bir yer burası. Umarım güzel sükse yapacak. İnsanlar ağız tatlarına göre tatları burada bulacaklar. Umarım gelecek zamanlarda bunu göreceğiz.